Crochet herkese merhaba. Bugün size yapılışı çok çok kolay bir model anlatacağım. Bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Berelerinizde, atkılarınızda, şallarınızda onun dışında battaniye yapımında kullanabilirsiniz. Eğer bir battaniye yapmak istiyorsanız ve 4-5 numara şiş kullanıyorsanız ki bu en çok sorulan soru. 110 tane ilmek atmanız yeterli oluyor. Yani 100'ün üzerinde ilmek atmanız yeterli oluyor. Şimdi ben size kaçın katlarıyla başlayacağımızı söyleyeceğim. Ona göre 100'ün üzerinde bir ilmek yani %110 arası bir ilmek atarsanız rahatlıkla battaniye çıkarabilirsiniz. Arka ve ön yüzü kullanılabiliyor. Bakın arkası ve ön yüzü kullanılabilen bir model şimdi nasıl başlayacağız kaç ilmekle başlayacağız onu anlatayım 8'in katları artı yanına 6 tane ekstradan ilmek atıyoruz 8'in katları artı yanına altı tane ilmek atıyoruz şimdi bir ön yüz metodumuz olacak sonra da bir arka yüz metodumuz olacak e sonrasında belli bir süre sonra bu metot değişecek onu da söyleyeyim hep öyle devam etmeyeceksiniz İlk ilmeği örmeden de alabilirsiniz. 8'in katları artı 6 dedim. Ama siz 8'in katları olarak başlayarak yanlarda hem başta hem sonda bir ilmek bırakabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Şimdi ben 8'in katları artı 6. İlkini aldım. İster örün ama örmezseniz daha düzgün durur. 2, 3, 4, 5, 6. İpi öne aldım. 1 2 ters. Ya bu model örgü örmeyi çok bilmeseniz de çok kolay örebileceğiniz, adapte olabileceğiniz bir model. 1 2 3 4 5 6 bu arada kanalıma abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Sonra karşınıza çıkacak olan zil görüntüsüne bastığınızda yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir, iki tane ters örgü. Sonra tekrardan bir, iki, üç, dört. 5 6 6 düz 2 ters. 6 düz 2 ters. 6 düz 2 ters. En sonda yine 6 düz yaparak ilk ön sıra metodumuzu bitirmiş oluyoruz. Arka sıra metodumuz şu şekilde olacak. İlk ilmeği örmeden alın. Özellikle atkı ve şal yapımlarında ilkleri hiçbir zaman örmeyin. 2 3 4 5 6 ters. Sonra 2 düz. Yani önde ne yaptıysak arkada tam tersini yapıyoruz. Zaten bir süre sonra gördüğünüzü örmeye başlayacaksınız. Bakın ters görüntü var. Ters örüyorum. Düz görüntüde düz örüyorum. Ne görürsek onu öreceğiz belli bir süre sonra. Saymanıza da gerek kalmayacak. 2 düz. En sonunda da 6 tersle bitireceğiz. 1 2 3 5 6. Şimdi ne kadar öreceğiz bunu böyle onu anlatayım. Bu ön sıra metodumuzu 1 3 5 ve 7. sıralarda öreceğiz. Az önce anlattığım ön sıra metodunu. Arka sıra metodumuzu da 2, 4 ve 6. sıralarda sadece burada. Yani toplam şimdi ben 7. sıraya kadar bu metotlarla geleceğim. 8. sırada başka bir şey yapıp 9. sırada metot değiştireceğiz. Şimdi 7 sıra ön yüzü bu şekilde arka yüzü anlattığım gibi örerek gidin. Şimdi bakın 7 sıra ön yüzü bu şekilde ördüm. 6 düz 2 ters Arka yüzde de 6 ters 2 düz şeklinde ördüm. Şimdi 8. sıradayım. 8. sıra metodumuz bu şekilde tüm sırayı ters örgü yapıyorum. Bakın. Düzlerin üstünü de ters örüyorum. Terslerin üstünü de ters örüyorum. 8. sırada bütün komple ilmekleri ters örgü yapıyorum. Sıramızı da bitirdik ve şimdi 9. sıramıza geçiyoruz. 9. sıramızda şunu yapacağız. İlk ilmeği düz örebilirsiniz ya da örmeden alabilirsiniz. İkinciyi de düz ördünüz. Üçüncü ve dördüncüyü bir, iki ters örüyoruz. Sonra bir, iki, üç, dört, beş, altı tane düz ördüm. Tekrar iki tane ters örüyorum. Ve altı tane yine iki, üç, 4 5 6 Sonra 2 ters 2 düz örerek yine 7 sıra boyunca ön yüzü bu metotla gidiyorum. Ön yüz metodum bu. Bundan sonraki e, arka sıra metodum. Yani bundan sonraki 7 sıra boyunca tekrarlayacağım arka sıra metodumda şöyle 2 ters 2 düzle başlıyorum her zaman. 2 düz 2 terste de bitireceğim. Araları da 6 tane ters, 2 tane düzle örüyorum. Yani ne görüyorsam önde ne yaptıysam onun tersini yaparak arka sırayı gideceğim. Tıpkı daha önceki 7 sırada yaptığım gibi. Yani bir çeşit kaydırma yapmış olacağız. Daha önceki sırada 7 sırada ne yaptıysak onu kaydırarak o burgu görünümlerini vermiş olacağız. Çok kolay bir model. Dediğim gibi örgü örmeyi hiç bilmeseniz bile rahatlıkla örebileceğiniz bir model. Bakın şimdi bundan sonraki yine 3. 5. ve 7. sıraları Birinci sırayı nasıl yaptıysak şu arkada haraşoyu geçtikten sonra 2 iki düz 2 iki tersle başlayacağız hep. Araları 6 düz 2 ters. Sonda da 2 düz, 2 tersle yine bitireceğiz. Yine aynı metotla ilerleyelim. Evet. Şimdi bakın. 7 sıra şu metotla ördük. Arkayı 8. sırada hepsini ters ördük. Sonraki 7 sırayı da az önce bahsettiğim metotla ördük ve o 7 sıranın 8. sırasını da yine tıpkı bir önceki modelde olduğu gibi, yani bir önceki kısımda olduğu gibi komple ters örüyorum. Bu tamamında 16. sıram oluyor. Ee, ama bu ikinci kısmın sekizinci sırası oluyor. Bunu böyle komple ters öreceğim. On sıradayım. Bundan sonra ne yapacağım? Bakın şimdi arkayı da göstereyim. Uyguladığım metot bu. Bundan sonra bu 16 sırayı yaptığım iş bitene kadar tekrar edeceğim. Ne yapmıştım birinci sırada? Şimdi onu tekrar ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6 düz 2 ters, altı düz, iki ters şeklinde birinci sırayı tekrar ediyorum. Yani şurada 16 sıra ne yaptıysam bu sıradan itibaren yine 16 sıra aynı şeyi yapmış olacağım. Tekrar birinci sıra metoduna döndüm. İkinci sırada burada ne yaptıysam tersini yapacağım. Toplam 7 sıra örüp sonraki 8. sırada komple ters gideceğim. Bu kadar kolay bir model ve gördüğünüz gibi de çok şık duruyor görüntüsü. Bir çok yerde kullanılabilir bebek süterlerinde hırkalarında dökümlü bir hırka yapabilirsiniz mesela bununla anlamadığınız bir şey olursa aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.